Sana söyleyeyim bu görüntüler o pozu unutturur bile. Yani izdiham yaratıldı. Evet bir kalabalık görüyorum ama hey, kadın da oradaki... değil, adamlar bir de adamın üstüne çıkmaya çalışan. Köşede falan. Ona diyeceğim. O buradaki kardeşliği Korumalar gibi sanki geldi. birbirlerini itiyorlar. Adam, kadın da ya kadınlar yapamaz. Yani zaten Arap ülkelerinde bir kadının yöne öyle yöne üstüne mi? atlaması zaten ya mümkün değil de yapana adam bile. Baksana. Evet. Ne yapacaksın adamı? Ne yapacaksın? Şey gibi görüyorlar Bir elimi süreyim de belki şans bulaşır. Bir şeyler söylemeye çalışıyor ama bir şey söylüyor. Dur yere düştün orada, diyor, kaldırım falan oraya, gibi evet, bir şey olabilir, söylüyor. Olabilir. Olabilir. Dur düştün lan kalk ayağa diyor herhalde. Olabilir. Ne dediğini anladın mı sen orada? Hayır şey şey sadece bir şeyi uyarıyor sanki. Bak ben buradaki videosunda e, ama arkadaşlar da söyledi. Sele kapılan şeyler <laughs> gibi. Aynen. Hayatım boyunca bir insana bu kadar hayranlık duyulmayı anlayamadım. Evet. Genç kız kendi böyle milletin duvarlarında poster olur diye benim olmazdı. Hiç öyle hayranlık duyan bir genç kızlık şey yaşamadım. Yaşamadım. Ya, yaşamadım. ya Şunu hiç aklıma almıyor benim. Bu kadar almıyor. Ha. Ee, Burak Özçivit daha önce de Katar'da mıydı? Yine Arap ülkelerinden bir tanesi. Dubai'de miydi? Bulunduğu şey çö çökmüştü. Platform Gözden, platform çökmüştü nazardan, ve nazardan. Yaralanma riski vardı orada. <laughs> Katar, <laughs> Katar ya adamı seviyorlar yemek işini. Hatırlıyorsunuz siz verdi. bana sormuştunuz bu şey yemek işini. Sonra Milet işte yazmış da öyleden yemeğe kocanı yollar mısın? Yollarım ve hala fikrimde bakiyim mesela. Yine. Bu ette de, 80 değil kadınla yemek evet. yemişti Burak Öztürk. Ben gideyim benim 3 milyon <gülüyor> lira <gülüyor> almıştı. Evet. Ee, biz de sana sormuştuk. Sen alparsanı gönderirim. Yine hala fikrim sabit. Gidebilir mi? Hatta bir hafta gidebilir. Her gün 3 <laughs> milyon ödeyeceklerse. <laughs> Kız ne olacak eskiyecek mi? Ay ben bir şey söyleyeyim size? Bak bütün samimiyetini söyleyeyim Yollamam diyen de yalan söylüyordur. A -a. Ya yeni evlidir. Ya da benim zaten kocamı çağırmazlar diye yalandan vermem diyordur. <laughs> Samimiyetsizsiniz. Kim yollamaz ayol? Ne yapacak adam eskiyecek mi? Eksik, kolu bacağı eksik seyircilere mi? Seyircilere sor o zaman. Yemeğe sen... gidiyor yemeğe. Siz aklınızdan önce kötü senaryoyu bir çıkartın. Ha. Adam yemeğe gidiyor. Tamam seyircilere de sor şimdi. E, bir hafta içinde ya bir yanlış olursa. Ay artık <laughs> şey... Ee, ne oluyordu şey oruçken gittiğinde şey <laughs> ne <nedir>? Seferi. <laughs> o kadar rahatsın yani. Ya da yapıyor ama. Yemeğe gitse deseler ki vallahi bak yine Kazam fikrim sabit. Gitse. Hayır yapmaz beni. Ben, benim kocam yapmaz. Ha tabii bu da <laughs> da benim, benim kocam, kocam yapmaz. yapmaz. Kadın baştan çıkartmıştır. Yani yemeğe yollarım. Orada ekmeğinin derdinde. Adam ekmeğinin derdinde. Üç çocuk okutuyoruz yani. Hmm. Sen... Allah. Ya yalan söylüyorsunuz, niye yollamıyorsunuz? <laughs> Vallahi bir kere siz de para seviyorsunuz. siz de yollarsınız, hiç yemeğin beni yani. Hiç ne yapsınlar biri? İşte bunun için yapsınlar. Bunun için de yollamam, yollamam <laughs> diyor zaten. Hayır, şey Benim kocayı istemezler diye düşünüyorum. Balonuzu hemen hazırlayacağım. Sütü <laughs> hemen her şey kapatıyorum. Sabah 5.45 kırbeş <laughs> Vallahi ben yollamam diyen de ismini bulmuyorum yani. Adam ne olacak? Fahriye Burak'a yollamış geri gelmiş de yani. Sen kocayı mı yollamayacaksın? da? Ya şey yazmışlar yorumlarda koptum. Dur bakayım ne yazıyorlar ee, seyirciler. Fahriye ve Katarlıların gördüğünü biz niye göremiyoruz? <laughs> Hayır onda ne gördüler de biz göremiyoruz. Bunlar hep bu kıskançlıkla. Şimdi adam iyi bir oyuncu. Bence yakışıklı da bir Allah karısına, çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Hayranlar da çağırıyorlar yani. Niye herkesi çağırmıyorlar? kaçta da... Hoş bence Kıvanç'ı da çağırıyorlar da Kıvanç Fazla. gitmiyor olabilir. Birkaç kişiyi çağırıyorlardır zaten, herkesi de çağırmazlar yani. Şimdi evet. isim vermeyelim burada. Kıvanç Tatlıtuğ'u çağırırlar, Burak Özçivit'i çağırırlar. Kenan Emirzaroğlu'nu eminim evet. çağırırlar, Emin. çağırırlar. dizi olduğu zaman, şimdi olmamadığı için. Onun iki tane kızı vardı, İki kız babası oldu. Ne Bak sana yazmışlar, <laughs> senin kocan da yapar da ona kimse yemek için para teklif etmez. He işte, onun için yani yemeğe belli olmaz kız öyle değil mi? <laughs> evet, peki şimdi Burak... E... Şu an WhatsApp'ımıza son dakika bir haber geldi sevgili izleyiciler. Siz bu haberi izlerken biz onun bir doğruluğunu şey yapalım, Aa, e, teyit edelim. Hemen. hemen size aktaralım. Siz de önden bunu izleyin. <laughs> Selen Görgüzel. E, restoranda hesabı kim öder tartışmasına e, kendince bir yorum getirdi. Hesabı tabii ki erkek ödeyecek. Yemeğe çıktığımda hesabı bana ödedecek erkeğin kafasına masayı geçiririm dedi. Bu konudaki düşüncelerimizi Yürümcüsü geçen ki paylaşım. Evet. Pas atacağım. Siz bir izleyin. Biz de burada yorumlarımıza devam edelim. <laughs> evet. Hesabı kim öder tartışması. Aslında bir bu tartışma Burcu Esmersoy'la beraber başlamıştı. İlk Burcu'nun böyle bir itiraf vardı. Ben yanımda cüzdan taşımam erkek arkadaşım varsa demişti. Yani ben de mesela eğer gerçekten yanımda erkek arkadaşım evet. varsa evet. Herhalde erkeğin ödemesi lazım. Ama normal arkadaşımdır. Gerçekten normal hmm. arkadaşımdır. Hiç gocunmam. Ne olacak canım? Yani normal arkadaşım. Hani. Şimdi Alparslan'la yemeğe gittiniz. Ay o da taşımıyor, sen öde diyor bana. Çünkü zaten kartı o ödüyor. Sorun ha, yok. Sen mi ödüyorsun? Ya e zaten önce ödüyor. ödüyor. ya, kocam yapıyor şimdi. Ay ben ödemem. Sen ne öde diyecek bir şey yok. Zaten adam ödüyor. Yani hani o karı koca arasında hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Hay Ama yeni tanıştı falan. özellikle yeni tanıştığını hmm. düşünsenize yeni tanışıyorsun birisiyle yemeğe gidiyorsun. ...masada açıyor hesabı ortaya koyuyor. Hmm. Hay, yani Brad Pitt olsa bir daha telefonlarını engellersin açmazsın yani. O derece diyorsun. Yok biz kültür olarak genelde ata erkek bir toplumda <laughs> büyüdüğümüz için... ...genelde bunlar hep erkeğin yapmasına alışık büyüdüğümüz için... <laughs> ...Avrupa'da bu normal. First date, last date ya yani da karı koca da ayırabilir ama bizim ülkemizde biz hep... ...erkeklerin daha şey olduğu bir toplumda büyüdüğümüz için erkekten bekliyoruz. Bilmiyorum ben o kadar şey olamadım yani... Ben olamam. Ben orada serene katılıyorum ama masaya kafasına geçirecek kadar değil yani. Hmm. Öderim. Derim ki e, sen hepsini ödeme. Bırak bırak derim. Bırak <laughs> bırak hepsini ben ödeyeyim. Ondan, Ondan sonra da... Ondan sonra sen sağa ben selam. dire engelle. Block number. O kadar. Şimdi, Bence öyle olması şimdi lazım. Bundan yani. birkaç yıl önce bir oyuncu henüz evli değildi. Sevgilisiyle yemeğe çıkıyor. Tam hesap ödenecek. Biraz da böyle gazetecilerin görüntü alabileceği bir noktada. Hesabı ödemeye böyle dakikalar kala beyefendi tuvalete gidiyor... Hesabı da kız ödüyor. O gazetelere yansımıştı. Şimdi, şimdi size söylemeyelim. Şimdi çoğu insan yapıyor biliyor musunuz? Evet. O, o zaman, zaman arkadaşlar, sevgililer çünkü... Hesaplar o kadar kabardı Ama ki. Öyle bir fotoğraf O zaman gidiyorsan... hesabı o zaman yiyebileceğin restoranta götüreceksin. Yani o zaman sen kendin esfor edebileceğin, altından kalkabileceğin restoranta götüreceksin. Yani ne yersin yesin nasıl o zaman bana geç alıp da o zaman en pahalı restoranda hava için götürmeyeceksin. Kadın. Ya da böyle diyeceksin. Hayır, böyle etiyorsa. İstanbul'da çok otantik böyle samimi bir ortam. Gel balık eti. Şöyle <laughs> <değil mi? gülüyor> Emin öyle. <ederim. gülüyor> Doğru. <Tekir gülüyor> daha gidim köfte mi yesek <laughs> Sonra ben seni yani bir yere götürürüm. Al alacak ünlü Yere götürmeyeceksin de baş başa kalabileceğin ödeyebileceğin bir yere götüreceksin. O zaman ne içecek ne yiyecek korkusuyla böyle tır 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 tır, tır, tır tı titremeyeceksin karşısında. Eskiden şöyle olurdu. Arkadaşlar buluşurlardı. Hesap gelirdi. Birbirlerine girerdi herkes. Bırak ben ödeyeceğim. Allah Şimdi aşkına ben ödeyeceğim. Şimdi ya. kimsenin ağzından ben ödeyeceğim çıkmıyor çıkmıyor. Bir de onu bırak herkes kendi yediğini içtiğini ödemeye başladı. Böyle tık tık tık. Yani ben şu anda gerçekten iç içtim. bu gerçekten ünlülerin gittiği restoranlar bu meşhur herkesin bildiği az çok görüyor, takip ediyoruz. 1400 liraya makarna var. var. Evet, yani 4 kişi gitmek şu anda 10 bin TL. Şimdi bu normalleştirmiyor. Ay bu çok normal değil, bu anormal, bu kabul edilemeyecek. 10 evet evet. 10 bin. Ama yani artık erkeklik yapamıyorlar. Ben ödeyeyim diyor. <laughs> yarı yarıya. Mesela sen çiftsin, sen çiftsin diyor ki bu hafta ben ödeyeyim. 15 gün sonra da sen öde mesela. Ama herkes artık devamlı artık atlamıyor çünkü atlayacak bir durumda değil kimse Alman usulü yapıp eşit. Sen bile yine çok yüksek, yüksek bir, yani bu yani. hani şey diyemem ama çok normal değil, normal, <laughs> ya, değil, normal değil, değil tabii ki yani. <laughs> değil. Evet. Değil. Peki aralarındaki 19 yaş fark ve birbirlerine yakışıp yakışmadıkları çok konuşulan bir çiftle devam hmm. edelim. Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü. Evet. Beş de. yıllık ilişkilerini bitirdiler ve açıklamalar peş peşe geldi. Hazar Ergüçlü, rasyonel bir sebebi yok. 5 yıllık bir yıpranma yaşadık derken başka bir açıklamada Onur Ünlü'den geldi. İzleyelim. Evet aşk ilk başladığında kimseye yakıştıramadı. Bittiğinde de aynı keşke devam etseydiniz, <laughs> evlenecektiniz. Evet. Buna ölür, döndü. badem gözlü olur. Bizim ülkemizde öyledir yani. Ne diyelim? Mutlu olsunlar. Bence adam sempatik. Yani evet yaşı büyük duruyor ama hani adam olgun duruyor. Olmamıştır ya. Adam yani. Saçıma da bir türlü bir ora koyuyorum, bir buraya koyuyorum olmadı be. Et. Neyse. Yok, saçına konsantre olamadım. Saçını <laughs> hiç sevmedim. Niye? Gerçekten hiç sevmedim sen de seviyorsun. Yok, bana. kesimini falan çok beğendim. Yüzün gözün gayet duruyor ama Yok, saç, saç, saç çok da şey sen oluyorum. Çok koyu koyu mi? oluyorum. Evet. Duramıyor değiştirmeden kendini. Peki. Yok, bana bakmayız. Biraz evvel bir haber geldi demiştik. Gökhan evet. Özenden geldi sevgili izleyiciler. Artık Amerika'da yaşıyor biliyorsunuz. E, kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. O iddiaya cevap verdi. Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet diye de bir açıklama yaptı. Yıllardan bu yana Amerika'da yaşıyor Gökhan Özen. Çok da genç evet. yaşında ve çevremizde de çok durmaya başladık değil mi? Böyle 30'ların sonları 40'ların başlarında böyle evet. kalp krizi haberleri. Erken yaşta daha tehlikeli hatta kalp krizinde. Yarın hayat eskisi gibi değil stresli. Aynen evet. Öyleydi. Hayat eskisi gibi değil her şey. Herkes çok stresliydi. Gönlüm haberleri bir izliyorsun değil mi? Herkes herkesin üstüne atlıyor. Evet. <laughs>